Evet, sabah şerifleriniz hayırlı olsun öncelikle. Bütün dostlarımıza buradan en güzel, en kalbi e, duygularımızla sizlere e, mutlu günler, mutlu sabahlar veya akşam seyrederseniz de sizlere mutlu akşamlar dileklerimizle. Buradan da böyle çok güzel bir enstantane yakaladık. E, arazimizin videosunu çekmezden önce e, ne diyorlar burada? E, ev alma, komşu al diyorlar değil mi? Evet. Heh. Burada da çok güzel bir kardeşimiz var. Ee, Bekir kardeşimiz, komşumuz. Arazimizin hemen bitişindeki zaten görmüş olduğunuz bütün bu meyve ağaçları e, ve meyveler de e, bizim Bekir kardeşimize ait. Buradan ben bir de görüntü vereceğim size. Bekir Usta az şuraya gelsen güzel kardeşim benim. Güzel komşum gel gel yanıma gel. <laughs> Kaçma benden gel. Aa. Ha sen şöyle fazla güneşe gitme yanma bari. Ha. Evet biz öncelikle ee, dediğim gibi burada güzel komşuluklar çok önemlidir burada. Bizim kültürümüzde ne var? Kültürümüzde her zaman gelen misafiri asla aç e, göndermeyiz değil mi? Aç susuz göndermeyiz. Buranın, böyle. E böyle, buranın. buranın kült kültürü böyle değil mi? Ha, ah, ha Hiç kimseye aç göndermeyiz. Hı hı. Gelen herkese kapımız açık. Hı hı. İyi niyetli olan herkese kapımız her zaman açık değil mi? Aşık, aşık. Evet. Kendisi de aynı görmüş olduğunuz gibi bize şöyle çok güzel iki tane böyle e, kıp kırmızı tam şu anda mevsim olduğu için iki tane de bize e, kendi gönlünden çıkarmış bize e, nar ikram ediyor sağ olsun. Allah her şeyi kalbinde gönlünüze göre, göre versin. Yalnız e, şunu ifade edeceğim. Daha önce belirtmiş olduğum gibi burada öncelikle şu narinciye e, ağaçlarını göstermek istiyorum sizlere. Burası hem narinciye bölgesi hem... Zeytin bölgesi. Onları da buradan e, görmüş olursunuz. Şu anda artık e, nar mevsimi dediğim gibi aynı zamanda narinciye, zeytin, ayva, elma, armut. Elma, zey, armut Zeytin oluyor. Şu zeytin anda burada var. Aman e, narinciye yani portakal, limon, mandalin. Değil mi? Elma Hemen üst tarafımızda Arsa köyünde değil mi? Orada bol miktarda elmamız da var. E, üzüm de var, değil mi? Ha, bak burada da var değil mi üzüm? Burada yeni dünya var. Yani her türlü meyveniz burada e, fazlasıyla mevcut. Yani iklim olarak zaten burası dediğimiz gibi Akdeniz iklimi olduğu için e, burada e, toprağı da güzel, suyu bol. Ne o zaman ne diyoruz biz? Bu e, böyle toprağa, böyle araziye insan diksen adam çıkar diye e, belirtiyoruz değil mi? Evet. Neyse şimdi biz e, komşumuzla sohbetimizi devam edeceğiz yine. Ama e, size göstermek istediğim çok çok özel, çok güzel bir burada parsel var. Bizim parselin sınırları sanırım e, şurası. Değil mi? Ha e, O taş e, sırasının aşağısı komple bizim parsel olarak geçiyor değil mi? Evet. Şimdi e, tam da parselimizin en üst noktasına geldik. Daha önceki yapmış olduğum çekimlerde arazinin alt kısmından bir çekim yapmıştım ben sizlere. O zaman araziyi tam olarak da gösterememiştim. Şimdi arazinin en üst kısmındayız. Öncelikle belirteyim. Arazimiz tam olarak 7640 metrekare bir yüz ölçüme sahip. Aynı zamanda burası köy içi. Yeni yasayla birlikte arazimizin büyük bir kısmı köy yerleşik alanının içerisine giriyor. Onu da özellikle belirteyim. Fakat daha maalesef bu e, siyasi zıtlaşmalardan dolayı e, maalesef e, her iki taraftan da e, bu yeni yasayla ilgili e, daha bir meclis çalışması yapılmamış. O yüzden de biz e, şu andaki o meclis çalışmalarını bekliyoruz dört gözle. Ki buradaki e, yapılan işlemler daha doğrusu bürokrasi ve bürokratik tıkamalardan dolayı buradaki yaşanan sıkıntılar sadece bizim yaşayan halkımıza, kendi insanımıza burada zarar veriyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Siyasilere de buradan bir göndermiş gönderme yapmış olayım. Bütün bürokratlar yani konuyla ilgili olan bürokratlar ve siyasilere buradan da bir gönderme yapmış olayım. Evet. Şimdi parselimiz dediğim gibi tam 7640 metrekare. Bulunduğum alanına itibaren şu görmüş olduğunuz arazinin tam ortasında bir çalı var. Tam bu çalının olduğu yere kadar yaklaşık bir yüz, %10, %15 gibi bir eğim var. O çalıdan itibaren karşıda görmüş olduğunuz o güzel böyle gürbüz zeytin ağaçlarına kadar olan bölge komple düz. Yani dümdüz bir arazi. Ve arazinin Alt kısmından bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan bir de karasura yolu var. Ama şu anda maalesef e, hani yukarıda olduğumuz için çalılardan dolayı o karasura yolunu biz buradan gösteremiyoruz. E, şimdi buradan sizlere başka bir detay daha aktaracağım. Bulunduğumuz bölge itibariyle yine Seydi Kemer ilçemizin e, Kayadibi e, köyündeyiz. Burası Seydi Kemer ilçesi Kayadibi köyü. Kayadibi köyünün özelliğini de söyleyeyim. Saklıkent Doğal Milli Parkına daha önce gelmişsinizdir veya gelmediniz. Gelmediyseniz belirteyim. Yaklaşık olarak iki kilometre, yaklaşık olarak iki kilometre bir mesafemiz var Saklıkent Doğal Milli Parkının olduğu yere. Çok tamam usta'm çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet o tatlı, güzel, sevimli komşumuz da bizim narlarımızı bıraktı oraya gitti. Şimdi e, gör, karşıda görmüş olduğunuz evlerin olduğu yerden itibaren oradan bir ana yol geçiyor. Ki e, belirt, belirttiğim gibi burasının en e, büyük özelliği o e, Saklı Kent Doğal Milli Parkı'na yaklaşık 2 km mesafede olması. Ayrıca e, bu bölgede biliyorsunuz Sakkent'ten çıkan o doğal su kaynaklarını biliyorsunuz ve bu bölgenin aynı zamanda tam biz Toroslar'ın eteğinde olduğumuz için burada su çıkmayan herhangi bir yer yok. Her yerimizde bizim burada bol miktarda su kaynaklarımız var. Onu da buradan zaten her videoda sizlere paylaşıyorum, sizlere aktarıyorum. Şimdi köy merkezi olarak düşünürsek köy merkezini buradan görüyorsunuz. Ben biraz daha şöyle size yaklaştırayım. Bakın köyün merkezi ee, yaklaşık buradan bir 700-800 metre civarında mesafemiz var köy merkezine. Az önce size belirttiğim üzere, burası e, şu anda köy yerleşik alanı e, e, sınırlarında kalmış. Fakat yeni yasa ile birlikte burası komple yani büyük bölümü e, köy yerleşik alanı içerisine giriyor. O yüzden de ileriki dönemlerde bu yeni yasa e, artık meclisten geçirilip e, onaylandıktan sonra da Arazinin belki de tamamı imarlı hale getirilmiş olacak. Yol cephesinden dolayı da size ben şöyle bir teknik bilgi vereyim. Yol cephesinden dolayı burada bölünme işlemi yani ifraz dediğimiz arazini arazinizi farklı ölçülerde her şekilde burada bölünmesini yapabilirsiniz. Yani 7640 metrekare parselinizi isterseniz birer dönümden hesaplarsanız. 7 parsele bölme şansınız var. İsterseniz de kendi zevkinize, keyfinize göre araziyi istediğiniz ölçüde bölüp şekillendirebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz bu kıraç gibi gözüken yer tam bulunduğumuz alandan itibaren en aşağıdaki görmüş olduğunuz o zeytin ağaçlarına kadar uzanan bir parsel burası. Evet, dediğim gibi e, burası ileride e, şu an itibariyle zaten e, çok turistik, e, çok e, ilgi e, çeken bir bölge. Çok e, değerli bir bölge. E, ki e, daha önceki e, buranın yerel yönetimleriyle ilgili de e, ben size çok e, kısa bir detay vereceğim. Bunu bazı videolarda yine anlatmışımdır. Maalesef e, Saklıkent bölgemiz e, o kadar e, müşteri Yazın o kadar çok misafir e, çekiyor ki akıllara zarar bir durum. Ama e, eski belediye yönetimi maalesef bunları bir türlü e, düşünüp e, burayla ilgili hiçbir e, konaklama tesisi çalışması yapmadı. O yüzden de e, şu anda burada herkes e, kendi kafasına göre ister imarlı ister imarsız burada arazilerin üzerine e, bina yapıyorlar, villa yapıyorlar. O yüzden e, villa e, turizmi burada şu anda en popüler e, durumda. Arazinin bir de arka kısmını göstereyim. Arka kısmımız komple e, kayalık dediğimiz bölge. E, zaten su kaynaklarının tamamı da bu kayaların altından e, doğal olarak çıkıyor. Hemen bu kayaların devamında zaten Saklıkent olduğu için de e, Saklıkent'te de aynı durum söz konusu. E, bu kayalıkların altından çıkan o gürül gürül e, toroslardan gelen e, sular var. E, yine belirteyim konum olarak belki daha çok hoşunuza gidecek. Bu kayalıkların tam üzerinde, bakmayın böyle kayalık olduk, olduğuna. Kayalıkların tam üzerinde Arsa Köyü'nü biliyorsunuz. Buranın en büyük e, köyü olma özelliğine sahip. E, Birçok zamanda oradan ben sizlere video paylaşmıştım. Orası da e, buranın e, üzüm bahçesi, üzüm bölgesi, e, elma e, bol miktarda zaten ayva e, ve diğer meyve çeşitleri de e, olabildiğince fazla zaten buranın geri kaynağı e, genellikle e, sebze ve meyve olduğunda biliyorsunuz. Zaten iklim olarak herhangi bir şey söylememe gerek yok. Su olabildiğince bol toprakta ne dersek artık o eder diye e, düşünüyoruz ve burada da bunları bizzat e, yaşıyoruz. Sizlere de yaşatmaya çalışıyoruz. Son olarak yine ifade edeyim. Parselimizin büyüklüğü, toplam yüzey ölçümü 7640 metrekare. Ve böyle bir araziyi lütfen kaçırmayın diye sizden rica ediyorum. Çünkü Saklı Kent bölgesi olduğu için burası ileriki, ileriki dönemlerde ister yatırımlık ister oturumluk olarak düşünün. Ve buradan bakınca aşağı doğru gelin gibi süzülen bir arazi. Başlık parasını, bu arazinin başlık parasını ben yine videonun alt kısmında açıklama bölümünde yazmış olacağım. Lütfen açıklama bölümüne bakarsanız orada bütün fiyatları ve diğer detayları da buradan e, göreceksiniz. Sizlere e, şimdilik bu kadar. E, sizlere böyle gelin gibi e, bir arazi paylaştığım için de ayrıca mutluyum. E, en kısa sürede e, görüşmek dileğiyle diyelim. şimdi bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.